Biz insanlar etrafımızdaki karmaşık şeyleri sınıflandırmaya meyilliyizdir. Ve sınıflandırmak için etrafımızdaki yaşayan varlıklardan, yaşamdan daha açık bir şey yok. Peki, madem sınıflandıracağız ki sınıflandırma aynı zamanda taksonomi diye de bilinir, o zaman bu sınıflandırmayı nasıl yapabiliriz? Etrafımıza ve doğaya baktığımızda yaşayan varlıklar arasında pek çok benzerlik görürüz. Mesela buradaki şey görünüş itibariyle şu diğerlerine bir ağaca ya da çimene benzediğinden daha çok benziyor. Dolayısıyla biz bunları kendi içlerinde gruplandırmaya başlıyoruz. Bunlar birbirlerine daha çok benziyor. O zaman bunları aynı sınıfa koyalım diye düşünüyoruz. Ve sınıflandırmanın temelinde varlıkları belli tür adını verdiğimiz gruplara koymak vardır. Örneğin bu bir hayvan ve bu hayvana benzeyen başka hayvanlar da görüyoruz. Öyleyse bunların hepsi aslan türünden diyebiliriz. Ve bu hayvanın da çizgileri var. Diğerlerinin daha koyu çizgileri olabilir ya da daha şişman ya da daha zayıf olabilir ama yine de hepsine kaplan türüne ait diyebilmemiz için yeterli bir benzerlik. Buradaki yine ise eşek deriz. Daha şişman, küçük ya da büyük olsa bile bu hayvana benzeyen tüm hayvanlara eşek deriz. Buradaki hayvana benzeyen diğer hayvanlara da at deriz. Bu size kolay bir yaklaşım gibi gelmiş olabilir. Buna benzeyenlere aslan, buna benzeyenlere kaplan, böyle olanlara da eşeklerim diye düşünmüş olabilirsiniz ama bu tek başına yeterli bir tanım değildir. Çünkü birbirine benzeyen ve birbirine benzer davrananlar ama aynı türden olmayan canlılar vardır. Aynı şekilde çok farklı görünüp ilişkili olmayan canlılar da vardır. Örneğin kuşlar ve yarasaların birbirine benzeyen yönleri vardır fakat tür olarak çok farklıdırlar. O halde türleri belirlemek için birbirlerine benzeyen şeylerden daha iyi bir tanıma ihtiyacımız var. O zaman tür tanımını doğru bir şekilde ifade etmek gerekir. Türün genel tanımı. Birbirleri arasında üreme gerçekleştirebilen, yani kısır olmayan yavrular oluşturabilen canlılardır. Yani yavrularının da daha sonra yavruları olabilir demek bu. Örneğin bir erkek aslan dişi aslanla ürer ve yine üretken bir yavru elde eder. Sonra bu yavrular büyür ve onlar da ürer. Yani bu sistem aslanlar için mükemmel bir şekilde devam ediyor. Bu aynı zamanda kaplanlar için de geçerli. Ama şöyle bir olay da var. Bir erkek aslan dişi bir kaplanla da üreyebilir. Evet, üreyebilirler ve yavruları da olabilir. Bu yavrulara liger denir. Aslan ve kaplanın birleşmesiyle yani aslan ve kaplan çaprazlamasıyla oluşur. Ne kadar da büyüleyici bir hayvan öyle değil mi? Ligerler hem aslandan hem de kaplandan iricedir. Bildiğimiz en büyük kedidir. Ama ligerlere ayrı bir tür diyemeyiz ya da aslan ve kaplan aynı türdendir diyemeyiz. Çünkü liger doğurgan değildir. Liger üreme gerçekleştiremez ve yavru üretemez. Birkaç tane nadir hikaye var. Ligerin aslanla ya da kaplanla çiftleşerek yavrularının olduğu ama onlar nadir olaylar. Genel olarak ligerler üreyemez ve yavruları olmaz. Liger sadece iki farklı türün çiftleşmesiyle oluşan başka bir canlı. Ona tür de demiyoruz. Ona melez diyoruz. Erkek aslan ve dişi kaplanın çiftleşmesinden liger meydana geliyorsa, dişi aslan ve erkek kaplanın çiftleşmesinden de ne meydana gelir diye soruyor olabilirsiniz. Bu farklı çaprazlanma sonucunda da tigon oluşur. Tigon'un birkaç resmini bulup bakmanızı isterim. Bu ligerden biraz farklı gözüken bir hayvandır. Aynı şekilde eşekleri düşünelim. Diyelim ki bir erkek eşek var ve eşek bir türdür. Yani bu erkek eşek bir dişi eşekle ürer, bebek eşekler yapar. Sonra o bebek eşekler de büyür ve başka eşeklerle çiftleşirler ve başka bebek eşekler olur. Atlar da aynı şekilde kendi türleri arasında üreyebilir ve yavru üretmeye devam edebilirler. Ama erkek eşek dişi bir atla çiftleşirse bu üreme sonucunda katır oluşur. Katır da aynı liger gibi kısırdır. Katırlar kendi aralarında üreme gerçekleştiremez ve yavru elde edemezler. Eşek ve at üreyip yavru elde etse de ortaya çıkan yavruları kısırdır. Katırı da liger ve tigon gibi tür olarak kabul edemeyiz. Onlara hibrit yani melez deriz. Yani çaprazlama sonucu oluşmuşlardır. Melez, iki farklı şeyin bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşan şeye verilen isimdir. Dişi eşek ve erkek at ürerse bardo meydana gelir. Katır kadar yaygın olmadıkları için duymamış olabilirsiniz. Katırlar iş hayvanı olarak kullanılırlar. Eşek ve atın da birçok iyi özelliklerini taşırlar. Tekrar en başta söylediğim konuya dönmek istiyorum. Türleri nasıl sınıflandırdığımızı konuşuyorduk. Davranış ve görünüş olarak benzer olanlara tür diyebileceğimizi söylemiştik. Ben de şimdi davranış ve görünüş olarak birbirinden çok farklı olanlara da tür diyebileceğimizi göstermek istiyorum. Bizim tür için söylediğimiz şey neydi? Birbirleri arasında üreme gerçekleştirip yine doğurgan canlılar üretebilmeleriydi. Kriterimiz görünüş ve davranış benzerlikleri değildi. Ve bu tanımın ne kadar önemli olduğunu şimdi vereceğim örnekle daha iyi anlayacaksınız. Klasik bir örnek vereceğim bu konu hakkında. Köpekler Burada farklı cinsten köpekler var. Birbirlerine hiç benzemiyorlar. Buradaki Şivava. Ve yakınındakine baktığımızda ne kadar farklı duruyorlar değil mi? Ve aynı zamanda bir eşekle atın ya da aslanla kaplanın davranış benzerlikleri kadar bile davranış benzerliği yok aralarında. Fakat bu iki köpek birbirleri arasında üreyebilir. Yani aslında bu konu iki köpek olunca biraz zorlanabilirler ama mekanik engelleri atlattıklarında bu mümkün. O zaman üreyebilirler ve kısır olmayan yavrular meydana getirebilirler. Bu şu ikisi için de geçerli ve bu ikisi içinde insanlar genelde benzerleriyle üretme yoluna gidiyorlar. Ama bu hayvanların hepsinin birbirleriyle üreyip kısır olmayan yavrular doğurma özellikleri olduğundan hepsine aynı türden diyebiliriz.